Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Yemek Belgeseli kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her evde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz anne keki tarifim var. Sizleri şöyle bir çocukluğunuza götürmek istiyorum. Sözü çok uzatmadan hemen tarife geçelim. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine 3 adet yumurta, 1,5 su bardağı da toz şekeri ekliyorum. Şeker miktarını sizler damak zevkinize göre azaltıp veya artırabilirsiniz. Mikserle şeker ve yumurta beyazlaşıncaya kadar çırpıyorum. Kekin güzel kabarması için yumurta ve şekerin iyice güzel bir şekilde çırpılması gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer püf nokta ise mutlaka tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması lazım. 3-4 dakikada çırptığım yumurta ve şeker istediğim kıvama geldi. Krema rengini aldı. Gördüğünüz gibi rengi tamamen açıldı. Bu şekilde iyice çırptığınız takdirde arkadaşlar kekten herhangi bir yumurta kokusu almazsınız. Şimdi mikserimi şöyle bir kenara koyuyorum. Hemen sıvı malzemelerimi eklemeye başlıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı da süt ekliyorum. Kullandığım bardak 200 ml'lik klasik her evde bulunan su bardaklarından. Evet, şimdi mikserle bir 20 saniye kadar daha çırpacağım. Bu aşamada çok fazla çırpmanıza gerek yok. Sadece sıvı malzemelerin birbiriyle bütünleşmesi yeterli. Sıra geldi kuru malzemeleri eklemeye. Öncelikle 3 su bardağı unumu ekliyorum. Hemen ardından 1 adet kabartma tozu ve 1 adet de vanilyamı ekliyorum. Kek harcım tamamen pürüzsüz hale gelene kadar güzelce çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar kek harcımı iyice çırptım. Şimdi mikserimi bir kenara alıyorum. Bir spatula yardımı ile kek harcımın kenarlarını toparlıyorum. Kekin sizlere hemen kıvamını da göstereyim. Şöyle akışkan bir kıvamda olacak. Kekim için ben kare bir borcam kullanıyorum. Sizler kare veya yuvarlak fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. İçerisine çok az bir sıvı yağ damlatıp borcamın her tarafına gelecek şekilde iyice yediriyorum. Hazırladığım kekimi borcamın içerisine döküyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri aşağıda açıklama kısmına yazacağım. Oradan da detaylı olarak bakabilirsiniz. Şöyle borcamı birkaç kere tezgaha vuruyorum. Hem bu şekilde hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Hem de harcım borcama tamamen eşit bir şekilde yayılmasını. Şöyle son dokunuşu da yapıp kekimi fırına göndereceğim. Bence anne kekinin olmazsa olmazı susamdır arkadaşlar. Üzerine şöyle bir miktar susam gezdiriyorum. Ve önceden ısıttığım 180 derece fırında kontrollü bir şekilde üstü kızarana kadar pişiriyorum. Kekim toplamda 35 dakikada gördüğünüz gibi bu şekilde nar gibi kızardı. Şöyle ilk sıcağı çıkan kekimi kare olacak şekilde dilimliyorum. Hemen kekimden bir dilim alıp arkadaşlar sizlere yakından hem dokusunu hem de yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakın pamuk gibi yumuşacık oldu. Umarım sizler de en kısa zamanda bu tarifi denersiniz.
Evinizi saracak o güzel kokusuyla sizi çocukluğunuza götürecek bu anne kekini mutlaka deneyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.